Benim amcamın kızı Azime, abla dedi Ümre'ye giden. Ben de dedim benim param yok gidemem dedim. O da dedi ki abla dedi iyi bakalım sen gitmesen ben de gitmeyeceğim dedi bana. Benim küçük kızım mı Kezban? O dedi ki anne dedi Azim abam Ömre'ye gidiyormuş dedi. Sen de yollayan mı dedi bana. Yollayan mı dedi. Kız dedim ben sana söyleyecektim ama dedim söyleyemedim dedim. Yollasan giderim dedim. Allah razı olsun o vesile oldu o gönderdi. Azim adım attı o vesile oldu. Kabe'yi ilk gördüğümde ben çocuklarıma dua ettim. Kızıma dua ettim. Kendi günahlarıma dua ettim. Bunlara dua ettim. Başka kimseye dua etmedim yani. Bir kızım mı hasta ona dua ettim. Beni gönderen kızıma dua ettim. Onun çocukları okuyor onlara dua ettim. Bir öksüz büyüdüğün Allah'ım ona hayırlı iş ver dedim ona dua ettim. Arafat Dağı'ndan çok etkilendim hocam. Hala çocuğun bebeğin göbeği vardı gittim oraya gömdüm. Arafat'a gömdüm. İnşallah hoca olur dedim. Yani çok bilmiyorum yani. İşte hep gitmeden diyorsun Allah'ım dilime mühür vur, gözlerime perde indir, hiçbir şey görmeyeyim, hiçbir şey duymayayım, dedikodu etmeyeyim. Yani benim karşımda bir arkadaşım var, o cama taş atıyor. Bir sene şu şu olmuş, bu ben olmuş gördüm. Aa görmedim, aa nasıl görmezsin diyor. Diyorum onunla falan hiç duymayın, o sesi falan duymayın diyorum ben şimdi. Karşı karşıya camla, bir de ben taş atıyor cama. Bir sene şu şu olmuş gördün mü, şu falan olmuş gördün mü? Görmedim, nasıl görmezsin diye. Görmedim, ne yapayım görmedim şey, gördün mü diyen yani. Onu hiç duymayayım ben yani, o taşı duymayayım, o sesi duymayayım. Kimsenin arkasından dedikodu etmeyin hocam. Çok memnun kaldım, kardeşim de gidecek işte. Ona da dedik ya akşam seninle konuşalım diye Azime'yle çıkacaktık. Telefonunu falan verem de bir konuşayım, o da gidecek. Ramazan ömresine gelecek, o da biz çok memnun kaldık senden hocam. Herkes umre yaptırır, Mavi Yıldız yaşatır.